Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Bugün Samet adındaki bir hoca da geldi. Ablamın durumu gittikçe kötüleşiyor. Bir hafta kadar önce rüya görmeye başladığında çok mutluydu. Sürekli kendini beyaz gelinliklerle gördüğünü, Hayırlı bir eşin kendine müjdelendiğini düşünüyordu. Namazında niyazında gerçekten de çok iyi kalpli bir ablam vardı. Rüyaları görmeye başladı üçüncü gün olduğunda ise kara bir gelinlik giydiğini söyleyerek morali bozuldu. Rüyaları korkunçlaşmaya başladı. Babam biz küçük yaşta kalp krizi yüzünden vefat etmişti. Babamın mezarını gördüğünü rüyasında ve kara gelinlikle beraber o mezarın başında yanında hiç yüzlerini göremediği siyah varlıklardan bahsetti. Onun üzerine annem musallat uğradığını düşündü. Konu komşu tanıdık akraba kim varsa haber verdik. Haber verdik haber vermesine ama bize yardıma gelenlerin hepsi nedense ablamın yıldız namesine baktıktan sonra ya kaçıyorlar ya da birkaç tane bahane bulduktan sonra sizin Allah yardımcınız olsun diyerek uzaklaşıyorlar. Gelen hocaların şarlatan olduğunu düşünüyorduk. Bir tane hoca bize şöyle bir açıklama yaptı. Neler olduğunu göremiyorum. Çocuğun üzerinde bir yazma var. Yazmalar eski zamanlarda büyü için yapıldığında kendi kanından atlaşmalarla yapılır. Yani büyüyü yapan sizin kanınızdan biri olmalı. Ya da nasıl söyleyeyim? Uzak bir akrabanız var mı? Kanınızdan gelmiş ama soy ağacınızda bilmediğiniz? Size bir kötülük besleyecek olan, hakkını alamadığını düşünen ya da haksız yere hak iddia eden. Annem düşünüyordu ama kimseyi bulamıyordu. Çünkü hemen hemen herkes iyi geçiniyordu. Tabii akrabalarımız arasında anlaşamadığımız, fikir ayrılıkları olduğumuz vardı. Ama onlarla böyle kanlı bıçaktı ya da bu noktaya gelecek kadar kötü hiçbir şey yaşamıyordu. Bir süre sonra annem birini buldu. Samet Hoca. Bugün evimizde onu ağırlıyoruz. Ablam yatağında. Ne yemek yiyor ne içiyor. Nasıl söylesem. Tuvaletlerini bile altına yapıyor. Annem hasta bezi aldı ama onu da çıkartıyor giymiyor. Sonrasında odanın her yeri pislik içerisinde. 3-4 günde sanki bir yıldır duş almamış gibi iğrenç kokuyor. Hatta odasına girildiğinde burnumuzu kapatmak zorunda kalıyoruz. Samet Hoca kapıyı açarak ablamın yanına girdi. Ablam dizlerini kendine doğru çekmiş, tırnaklarıyla ayaklarının üstünü çiziyordu. Esselamu Aleyküm diyerek yan taraftaki sandalyeye doğru yaklaştı. Ablam direkt küfürler ederek defol git buradan diyerek bağırmaya başladı. Sonrasında da yastığına adı hocaya doğru fırlattı ama hoca istifini hiç bozmadı. Gerçekten çok sakin, işinin ehli biri gibiydi. Çantasından birkaç tane defter yaprağı çıkardı. Sonrasında onların üstüne kendi avuçlarıyla aldığı çantasından tuğuma benzeyen garip şeyleri döktü. Onları kağıda iyice sıkıştıracak şekilde kağıdı katlayarak yuvarlak bir yere doğru sıkıştırdı. Sonrasında da ablama doğru verdi. Ablam ilk önce sinirli şekilde bakıyordu ama Samet Hoca al kızıma almak istediğini biliyorum. Beni duyduğunu biliyorum dedi. Ablam titreyen ellerini kaldırdığında sanki bir şey onun elini geriye doğru çekiyordu. Çünkü tam alacakken o kağıdı geriye doğru bir de eli çekildi. Duvara doğru tekrardan sıkıştı. Başını hayır istemem diyerek sallamaya başladı. Samet Hoca yavaşça kağıtları ayaklarının olduğu yere doğru koydu. Sonra da kağıtlar yana doğru yuvarlanarak ayağına doğru değdiğinde yerinden sıçradı. Öyle bir sıçradı ki hiçbir şekilde kuvvet almadan Kolları sadece içe doğru kendi göğsüne yapışıktı. Havaya doğru zıpladı resmen. Bu kadar bir fiziki gücü olduğunu bilmiyordum. Biz de şaşırarak annemle beraber ocağa döndük. Birazcık geriye çekilin lütfen ablacım dedi. Annemle beraber geriye doğru çekildik. Sonrasında da kağıtları oradan aldı. Ablamın eline doğru tekrardan uzattı. Beni duyuyorsun kızım tut şunları dedi. Ablam titreyen elleriyle avucunun içine doğru aldığı kağıtlarla beraber başı yukarıya doğru kalktı. Hoca direkt Arapça şekilde okumalar yapmaya başladığında ampulün ışığı hafifçe kısılarak artmaya başladı. Sonrasında da patladı. Sadece bu odadaki ampul patlamamıştı. Koridorun ışığı ve mutfağın ışığı da yanıyordu. Oradaki ampuller de patladı. Hoca karanlığa düşürmesiyle beraber telefonun ışığını açtı. Ama ablam artık orada değildi. Yanımızdan geçmeden kapıdan geçmesi imkansız. En azından birimize çarpması gerekir. Çünkü çok küçük bir aralık vardı. Abla nereye gittin diyerek bağırınca annem de sürekli ailen ertesin diyerek bağırdı. Hocam bu odadan sakın ayrılmayın dedi. Lisanını ve bedenini kontrol edebilecek kadar ilerlemiş olan. Size zarar verebilecek şekilde onu vesveseye getiriyorlardır. Odadan ayrılmadan ben kapıyı çalmadan açmayın dedi. Annem de ben de başımızı salladık korkuyla. Hoca telefonunu şiire beraber koridora doğru ilerledi. Sonrasında da direkt mutfağa doğru yürümeye başladı. Odanın olduğu yerden koridora doğru başımızı uzatmıştı. Ayla, Ayla burada mısın diyerek mutfağa doğru seslendi. Çünkü mutfaktan tencere düşme, bardak kırılma, tabakların sesleri geliyordu. Tam oraya doğru döndüğünde hoca manevra yapmasa belki de boğazına saplayacaktı. Suratının yanından geçti bıçak. Doğru doğru vurduktan sonra hoca onu kurt kapanını alacak şekilde kollarından ve ensesinden tuttu. Yere doğru yatırdıktan sonra bağlayacak bir şey getirin dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık. İp de oydu buydu ararken bağlayacak bir şey bulduk sonunda. Ellerini arka tarafa doğru bağladığımızda hocanın yanağında keskin bir yarık açılmıştı. Annem havlu getirdi. Sakin olun tamam sakin olun dedi Samet hoca. Sonrasında ablamı odaya doğru taşırdık. Arapça şekilde bir şeyler söylüyordu ama hiçbir şekilde bu benim ablamın sesi değildi. Çok garip bir sesti. Oldukça kalın, erkeğe daha yatkın olan ama insandan çekmeyecek bir sesti. Aradığı, yürüp kahkahalar attıktan sonra tavana doğru bakıp havaya doğru deli deli kafasını sallıyordu. Sonrasında da yatağa doğru gömülür şekilde kendini serbest bıraktı. Samet hocanın yüzündeki yarık gerçekten fazlaydı. Ben buradan hastaneye geçeceğim. Baktırmakta fayda var dedi. Siz de ışıkları hallederseniz iyi olur. Hocam yardım edebilecek misiniz? Siz de bizden vazgeçiyorsunuz diyerek sordu. Samet hoca merak etmeyin. Bir rüte sağlayarak içindeki cinliyle konuşmaya çalışacağım. Lütfen kimseye haber vermeyin. Evde sadece sizin olmanız daha makbul olur fazla insan daha fazla korunması gereken insan demektir. Merak etmeyin hocam dedi. Samet hoca dışarıya çıktığında ben de çıktım. Direkt açık olan nalbura doğru ilerledim. Nalburdan ampul aldım. Sonrasında da bir yere uğrayarak bunları aldım. Geri döndüğümde hazırdı her şey. Hoca gelmeden önce odaya yerleştirmiştik. Bir süre sonra ipleri bileğinden çözerek yatağın demirlerine doğru bağladık bize doğru bakarak kallafi küfürler etmeye başladı. Sonrasında anneme doğru dönüp küfür ederek sen Fatih ile evlenmek istemiyor muydun? Kadir'le neden evlendin? Sen Fatih ile gönül eğlendirmiyor muydun? Kadir bilmeden öldü. Kadir'i biz öldürdük. Kafasını taşla ezdik. Ağlamaya başlamıştım sinirden. O kadar öfkeliydim ki. Küfür ederek çık ablamın içinden. O kimseye zarar vermez. Benim babam da kalp krizinden öldü diyerek iyice cinnet geçirecek kadar sinirlenmiştim. Oğlum sakin ol. O ablan değil diyerek annem beni tuttu. Haklıydı. Bu yaratık benim ablam olamazdı. Bu gözler, bu iğrenç bakış, bu derindeki küfürler ve söyledikleri kesinlikle benim ablam olamazdı. Her zaman ablam bana iyi davranırdı. Aradan geçen saatten sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımızda elinde aynalar, birkaç paket tuz Birkaç şişede garip bir sıvı olan şişeyle hoca gelmişti. Odaya geldiğinde belli noktalara aynaları koydu. Sonrasında da yüzünde sargı olduğunu fark edince sormadan edemedim. Hocam kötü bir şey var mı? Kötü bir şey yok, merak etmeyin. Herhangi bir yarık içeriye kadar gitmemiş. 6-7 tane kadar dikiş atarak kapattılar. Pansuman o kadar. Arada böyle şeyler olacak ki işimizin zorluğunu ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini hatırlayalım dedi. Allah razı olsun Samet Hoca'dan. Tek bir kuruş bile para istemedi bizden. Aldığı malzemelerin parasını teklif edeceğiz tabii ki. Sonuçta hayır işliyor ve de yük olmamak gerekli. Sonrasında aynaların üzerine doğru keçeli bir kalemle yazı yazmaya başladı. Arapça şekilde yazdıklarından sonra ablam uysuzlaşıyordu. Demirleri resmen bükecek şekilde çekmeye başladığında Yanına doğru ilerleyerek hemen dizimi bileğine doğru koydum. Koymamla beraber suratıma doğru tükürmeye çalışıp küfürler ediyordu. Ona doğru bakmamak için kafamı çevirdim. Hoca, cebinden bir tane çakıya benzeyen bir şey çıkardı. Avucunun içini kesecekken annem de ben de doğal olarak ''Ne yapıyorsunuz hocam?'' diyerek tepki verdik. Hoca, izlere doğru baktıktan sonra merak etmeyin. Bazı mühürler, müddamın, yani hocanın kanıyla yapılır. Bu yüzden bunu yapmak zorundayım dedi. Avucunun içine attığı kesikten sonra sağ tarafındaki parmağıyla beraber avucunun içinden kanı alıp yazdığı yazıların üstüne doğru birkaç yere parmağının izi olacak şekilde dokundurdu. Alt taraflarına da kanıyla resmen yazı yazdı. Aynalar hazır dedi. Aynaların ön taraflarına birer tutam olacak şekilde tuz koydu. Sonrasında o şişenin kapağını açınca sirke olduğunu anladım. Tuzun tam etrafını oval şekilde olacak bir çember sirke döktü. Sonrasında da orta tarafa doğru geçti. Lütfen yan tarafa doğru geçin. Hiçbir şekilde ayrılmadan dizlerinizin üstüne oturun ve bekleyin dedi. Tabii ki hocam diyerek geçtik. Annemle el ele tutuşarak birbirimize sarıldık. Korkuyordum. Gerçekten korkuyordum. Çünkü o varlık ablamın ruhunu yediği gibi bizi de öldürmek Hatta bizi daha da beter hale getirmek istiyordu. Hoca ellerini kaldırdıktan sonra dua etti. Yüzünü mesettikten sonra ablama doğru bakarak şeytanın soyundan gelen cinlerden olma mahluk. Hz. Süleyman'ın atlaşmasına uymaz. Alemler arasına yasaklanmış olduğu halde bir Adem oğluna musallat olmuşsan şimdi olacaklar da sana müstehaktır dedi. Hz. Süleyman'dan doğan antlaşmanın izniyle bana söyleyin. Bu kızın içerisinde ne yapıyorsunuz? Neden bu kıza musallat oldunuz diyerek sordu. Ablam birkaç defa kalka attıktan sonra başı öne doğru kalkar şekilde vücudu da kalktı. Bilekleri bağlı olduğu için geriye doğru bir anda yattı ama ağzı sonuna kadar açıldı. Karnı yukarıya doğru kalktı. Ağzından ve karnından Gözümde gördüm. Siyah, gölge gibi bir şey. Belki de duman. Tam olarak net göremesem de. Sanki öndeki aynalara doğru geldi. Sonrasında aynalara odaklandığımızda ise iki taraftan da geçtiğine eminim. Aynalarda hareket eden bir şey vardı. Annem de korkarak başımı kendine doğru yasladı bakmamı istemedi. Ama görmek istiyordum. Ne olduğunu görmek. Samet Hoca Arapça şekilde konuşmaya başladı. Konuşmaya başlamasıyla beraber sanki oda buz kesildi. Aldığımız nefesten direkt olarak dumanlar geliyordu. Bu nasıl olabilir? Odanın içerisinde bir şey var. Sesini duyuyoruz. Karanlıkta resmen yürüyor gibi sesi geliyor. Oraya doğru baktı Samet Hoca. Aynaların yanından kalkarak oraya doğru ilerledi. Sakın benim olduğum yere bakmayın deyince yere doğru başlarımız eğdi. Arapça şekilde konuşmaya devam ettiğinde başka bir şey yanıt verdi. Ablam uyuyor gibiydi. Hiçbir şekilde hareketliliği yok. Annemden de ses çıkmadı benden de. O zaman bu odada gördüğümüzden başka ne vardı? Gerçekten bir cinniyle mi konuşuyordu? Yukarıdaki ampul bir anda yandı. Oca öylece duvara doğru bakıyor şekildeydi. Bize doğru döndüğünde ise gözleri simsiyahtı. Üzerimize doğru koşarken yere doğru kapaklanır şekilde annemle beraber kendimizi korumaya çalıştı. Sonra da omuzlarımıza dokunan elle beraber şalık atarcasına bağırdı. Samet Hoca sakin olun. Sakin olun diyerek birkaç defa dürttü. Annem hocam siz misiniz dedi. Benim benim. Açın gözlerinizi lütfen. Ayağa doğru kalktıktan sonra yanımızdan ışığı açtı. Onları söndürdü. Aynaları yavaşça kaldırdı. Ne oldu hocam öyle? Gözlerinizi gördük. Sanki siz. Tövbe estağfurullah dedi annem. Sizi öyle görünüp korkutmuş olabilir. Onunla konuştum. Maalesef üzerindeki büyü karınızla net olarak bir antlaşma ile hem de çok yakın biriyle. Amcamlar, halamlar, dayımlar geliyor aklıma. Yakın olabilecek onlar var ve kişi sayısı oldukça fazla kuzenlerim de vardı. Kim ama ablamı böyle bir şey yapar ki? Düşünmekten kafayı yiyecekti. O aynaların tamamını topladıktan sonra üzerlerine getirdiği şişedeki sirkeli suyla yavaş yavaş dualar okuyarak sildi. Sonrasında tuzlara baktım. Tuzlar gerçekten şekil almıştı. Bu şekiller nedir hocam diyerek sordum. Benimle konuşmak ve çağırmak için bu işaretleri yaptı. Sonra da kendini geldiğini belli edecek şekilde köşede durdu. Onunla konuştum. Annem de ben de merakla soruyorduk. Peki bulma şansımız yok mu? Açıkçası benim ilmim buraya kadar. Bu kadar zamandır birçok kişiye yardım ettim. Açık konuşacağım. Kibir veyahut bencillik ya da da ego olarak anlamayın. Kendimi üstün bir hoca olarak görürüm. Çok ilerlemiş cinlerle iletişim kurabilecek ruterleri yapabilecek kadar da derin havas bilgilerine ve tılsımlarına sahibim. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Çok özel bir şekilde yapılmış büyü. Büyü yapan kişi kim onu bile göremiyorum. Büyünün yeri aktı. Hiçbir şey yok. O yüzden kesinlikle başka bir hoca bulmanız lazım. Annem yere doğru yıkıldı resmi. Ağlamaktan artık kadıncağızın gözleri şişmişti. Kimi bulacağım hoca? Kimi bulacağım? Kimin kapısına gitsek gelse yardım edemiyor. Bir siz yürekli oldunuz. Sizin ilminiz yetti ama siz de bir şey yapamıyorsunuz. Kızım gözlerimin önünde ölüyor diyerek kendini yırtıyordu. Annemin o halini görünce ben de dayanamadım. Hocam ne gerekiyorsa yaparım. Yok mu kimse? Başka ülkede bir yerde. Evi satarız gerekirse öyle değil mi anne dedim. Annem de başını salladı. Satarız vallahi. Getiririz bütün masraflarını karşılarız. Kızım yeter ki iyi olsun dedi. Hoca biraz düşündükten sonra çok bir umut vermek istemem ama bir hocamla konuşayım. Kendisi elini ayağını çekti bu işlerden. İzniniz olursa bir telefon görüşmesi yapacağım dedi. Biz de tabii ki dedik. Salona doğru geçtikten sonra biriyle konuştu. Evin adresini verdi. Sonrasında da içeriye geldiğinde 2-3 saat kadar daha misafiriniz olsam sorun olur mu dedi. Gece artık bayağı ilerlemişti. Burada bile kalabilirsiniz dedi annem hiç sorun değil. Var mı birileri diye sorduğunda hocam gelip bakacak. Elini ayağını çekmişti bize öğretilerinden sonra. Ama tabii ki yaş olarak da tecrübe olarak da benden daha iyidir. Bir dua baksın. Aynı şeyleri söyleyeceğini düşünüyorum ama sonuçta umut umuttur dedi. Allah razı olsun diye bildik. Hocaya bir bardak su getirdim. Ablam hala haysiz şekilde yatıyordu. İplerini tamamen çözebilirsiniz dedi çözdük. Birkaç tane kızarıklığını ve yaralar oluşmasın diyerek krem sürdük bineğine. Sabaha doğru saat 4.40 civarıydı. Bir kapı evin önüne yaklaştı. Bahçenin gıcırtılı olan kapısı açıldı. Kapıyı açtığımızda içeriye doğru geç bir çocukla yanında yaşlı, bastonuyla yürüyen güzel yüzlü bir hoca geliyordu. Buyur ettik içeriye. Salona bile geçmeden direkt kız nerede diyerek sordu. Arka tarafa doğru geçtiğinde kapıdan girmeden önce bastonunu bıraktı. Hafif eğik şekilde yürüyen adam bir anda dikeldi resmen. Nasıl bu kadar fiziki olarak gerildi anlayamadım. Çünkü yürüyüşü bile çok yavaştı. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra sahaya ile beraber içeriye doğru girdi. Duvarlara baktı. Samet diyerek seslendi. Samet Hoca direkt yanına gelerek efendim dedi. Baktığında ne gördün? Ne söylediler dedi. O da bir cühenne kabilesinden cinliyle görüştüm. Büyü söylemesi için Hz. Süleyman'ın şartnamesinden doğan hakları da söyledim. Başka dedi. Birinci dereceden. Çok yakın bir akraba direkt kanını kullanmış. Ayrıyetten kızın kanı, saçı, tırnağı ve yetişkinlikten sonra her ay olan kanı kullanmışlar dedi. Hocanın yüzü o kadar ekşidi ki Suratındaki bütün kırışıklıklar resmen katlandı. İçi sıkıldı resmen anlayabildim. Yavaşça ablama doğru yaklaştı. Bir tane bez verin bana dedi. Havlu olur mu diyerek sordu annem. Olur deyince hemen getirdi. Samet hocadan sandalyeyi isteyerek tam ablamın karnının olacağı yere doğru oturdu. Anneme doğru dönerek. Kızımdır evladımdır. İzniniz olursa karın bölgesini açmam gerekiyor dedi. Annem tabii ki hocam tabii ki dedi. Ablamın karnını hafifçe sıyırdıktan sonra avluyu üzerine doğru yatay şekilde koydu. Sonrasında da Samet Hoca'dan aldığı kağıtlara bir şeyler yazdı. Kağıdı yavaşça havlunun altına doğru bırakacak şekilde ettirdi. Üstünü örttü. Sonrasında da besmele çektikten sonra Arapça okumaya başladı. Okumaya başladığında resmen odanın camı titredi. Camı titremesiyle beraber de arka taraftan bir tıkırtı geldi dış kapıdan resmen. Hiç kimse bu odadan çıkmayacak dedi. Yavaşça ayağa doğru kalktıktan sonra arka doğru yürüdü. Genç çocuk annemle beni odanın köşesine doğru götürdüler. Çünkü koridordan bakmak istemiştik. Bakmamızı istemedi. Kapıyı açtığında ise Esselamu Aleyküm diyerek bir ses geldi. Ama o ses ablamın bize bağırarak küfürler ettiği o metalik kalın sesi o kadar çok benziyordu ki Korktuk o anda annemle. Sesimizi çıkarmadık. İçeriye doğru geçercesine bir ses geldi. Sanki salona gittiler. Sonrasında da tekrardan oradan çıkarak kapıdan çıkıp gitti. Kapıyı kapattı hoca. Geriye doğru odaya geldiğinde ise Samet Hoca da genç çocukta hocaya doğru bakıyordu. Sandalyeye doğru oturdu. Pesmele çekerek tekrardan ablamın üstünü yavaşça karnına doğru sıyırdı. Ablanın üzeri kan doluydu. Havluyu çektiğinde ise kağıt yoktu. Resmen kağıt gitmişti. Ama havlunun üzerinde birkaç tane Arapça harf yazacak şekilde kanlı izler vardı. Hoca havluyu yukarıya doğru kaldırdıktan sonra gözünü takıp baktı. Havluyu katladı. Bize doğru dönerek yüzüne ekşitmiş bir şekilde maalesef dercesini yine salladı. Annem de ben de yere doğru ölecek kaydık duvara yaslanıp. Ölecek mi? Ölecek mi diyerek sordum. Böyle giderse onu alacaklar. Büyü oldukça güçlü. Her geçen saniye, her geçen dakika ruhuna daha çok işliyor. Ve azabı onu yaşatıyorlar. Şu an uyuduğunu zannediyorsunuz ama onu araf aldılar. Uykululuk hali vardır. Derin uykuyla uyanıklık arasında. Bu aradaki yerde cinler yaşar. Ve ona kim bilir ne kötü rüyalar gösteriyorlar. Bedenini daha da yıpratmak, Artık kendisinin ölmeyi istemesi için. Bunu istediğinde de onu tamamıyla alacaklar. Ve sonrasında da onun bedeni hiçbir işe yaramayacak onlar için. Amaçladıkları ruhu. Büyü bunun üzerine yapılmış. O zaman biz de ölelim. Biz de ölelim diyerek annem bir anda ayağa doğru fırladı. Samet hocanın cebine doğru elini attıktan sonra çakıyı çıkardı. Çakıyı aldı Boğazına doğru götürecekken Allah'tan o genç çocuk bir hışımla atlayarak annemin bireyinden tutup yere doğru düşürdü. Annem bırak diyerek bağırıp dövünse de elinden çakıyı aldılar. Anne yapma diyerek ona doğru koşup sarıldım. Annem artık kendini kaybetmişti. Gerçekten kendinde değildi. Hoca birazcık düşündükten sonra birisi var. İsmini size vereceğim. Yıllar öncesinde kendisinden yardım almıştım. Kendisine söz vermiştim hiç kimseye söylemeyeceğime. Ne yerini, ne ismini. Ama önümde reşit bile olmamış genç bir kız var. Kendisinin böyle ölümle pençeleşirken, onun gibi birinin yardım edebileceğini bildiğim halde söylememek de büyük bir ihanet olur. Vebale girer diye düşünüyorum. Yerini söyleyeceğim size dedi. Annem direkt söyleyin hocam gideriz. Kızıma yardım etsin yeter. Kağıtta kalem ver diyerek Samet hocaya doğru döndü. Kağıda yazıları yazdıktan sonra bize doğru uzatıp ''Haydi çocuklar, burada işimiz bitti. Allah yardımcınız olsun.'' Dışarıya doğru kendileri çıkarak gittiler. Annem titreyen elleriyle beraber kağıdı almaya çalıştı ama bir türlü kağıdı açamıyordu. Aldım kağıdı açtım. Rize'de bir yer yazıyor. Halime Hoca. Altında da Arapça şekilde yazılar yazıyordu. Kağıdı aldığım gibi anneme söyledim. Ben direkt buradan otogara geçeyim anne. Zaten bir iki saatlik yok. Sen de ablama bakarsın olur mu? Gideyim öğreneyim neredeymiş. Annem bekle diyerek kalktı. Hemen yatağın altından kendi yatak odasından bir miktar para çıkarıp verdi. Al oğlum hızlıca git dedi. Tamam anne diyerek hemen ayakkabılarımı giyip çıktım. Zaten gün aymıştı. Taksiye biner binmez otogar sonrasında da ilk otobüs saati. Rize'deydim gerçekten de. Ün içerisinde direkt varmıştım. Taksiye bindikten sonra adresi uzattım. Adresi bildiğini söyledi. Birazcık uzak olsa da geldi. Açıkçası etraf yeşilliklerle dolu. Müstekil evlerin olduğu bir yerdi. İki katlı ahşap bir evin önüydü. Bekleyeyim istersen kardeşim. Yani sormamadı edemedim ama birinden kaçıyorsan bir sıkkınlığın varsa gözlerinin altını filan görüyorum. Gözlerin kızarmış. Polis tanıdıklar var burada. Hemen yardımcı olurum sana dedi. Allah razı olsun dedim. Rize'nin insanı gerçekten harika yardımseverdi. Otogardaki abiler de ne oldu ne etti diyerek sormadan etmediler. Allah razı olsun hepsinden. Teşekkür ettikten sonra indim. Kapı uzundu. Yukarıya doğru tahta kapının tam uç tarafında demir bir vurma yeri vardı. Birkaç defa vurdum. Allah'ım inşallah evdedir diyerek dua ediyordum ki Aşağıki yoldan geçen atlı arabada olan bir amca, hayırdır inşallah, kimsin kimlerdensin diyerek sordu. Amcacım beni birisi gönderdi buraya. Mesut Hoca kendisi. Bir kağıt verdi bana onu. Buradaki Halime ablaya verecektim. Kendisiyle görüşmem çok önemli dedim. Tamam bekle o zaman dedi. Sonrasında da at arabasıyla geçti. Geçtikten sonra içeriden demir kapı açıldı demir kapı açıldıktan sonra da dış kapı açıldığında bir anda ayakların birbirine dolanarak yere doğru düştüm. Çünkü korkup kaçmak istedim. Az önce at arabasıyla beraber süren adam karşımdaydı. Bu nasıl olur? Korkma evladım korkma dedi. Yanıma doğru geldikten sonra konumu tutmak istedi ama korkuyordum. Nasıl korkma? Saniyeler önce yolda at arabasının üstünde gördüğüm adam nasıl olur da bana kapıyı açabilir şu anda? Ama önemli olan ablamdı. Korkuyla da olsa kalktım. Onunla beraber içeriye doğru girdim. Evin içine doğru giderken bahçe çok güzeldi. Çiçekler, kokular güzel. Harikaydı resmen bahçe. Kapıdan içeriye girdikten sonra da beni bir tane odaya koydu. Yer minderleri olan, birkaç tane de gömme dolap. Köşeye doğru geçerek öylece bekledim. İçeriye doğru bir tane abla girdi. Yaşlı, ama gerçekten dinç görünüyor. Buyur evladım benimle görüşmek istediğini söylemişsin. Hayırdır inşallah. Nereden buldun beni? Kağıdı çıkardıktan sonra korkar şekilde ona doğru uzatıp geriye doğru çekildim. Kağıdı açtı. Sonrasında arkadaki adama doğru baktı. Sen içeriye geç dedi. Kapıyı kapatıp çıktı. Bana doğru yaklaştı. Korkma evladım dedi. Saçımı sevdikten sonra sarıldı bana. Neden o bana sarılınca içim huzurla doldu. Ben de ona sarılmak için ellerimi kaldırdım. Galiba ağlayacak bir yere ihtiyacım varmış. Bütün sirelerim o anda boşaldı. O kadar hınca hınca ağlıyordum ki saçımdan öptü. O da ağlıyordu ne derse. Demek abla. Ablan o halde. Hiç kimse yardım edemedi mi, evladım dedi. Hayır edemedi abla. Mesut Hoca sana gönderdi son çare olarak. Sen de ona söylemişsin kimseye adımı vermediği. diye. Eğer sen de yardım etmezsen o hocanın söylediğine göre ablam ölecekmiş. Elimizde avucumuza ne varsa veririz dedi. Tekrardan başımı öptükten sonra yanaklarımı tutarak kaldırdı başımı. Ne olursa olsun umudunu kesmeyeceksin. Allah Celle Celaluhu, Rabbimiz her zaman şifamızı veren, dualarımızı duyandır. Rabbimize sığınacağız. Hiçbir şekilde kullarından medet ummayacağız. Kulları sadece bu ilimleri bilen aracılardı. Önemli olan Rabbimize dua edip ona sığınmaktır dedi. Doğru diyorsunuz şeklinde başımı salladım. Yardım edecek misin ablacım diyerek sorduğumda edecek, merak etme edeceğim. Zor durumda kalması, böyle bir şey yapmayacağını bildiğim için yardım ettiğim kişilere bunu söylerim. Son çare olmadan da benim ismimi zikretmez, hiçbir şekilde oturduğum yeri söylemezler. Mesut Hoca belli ki çaresiz kalmış. Yoksa böyle bir şeye baş boymazdı. Bekle burada hazırlanıp geleceğim evladım dedi. İçeriye doğru gittiğinde dayanamadım. Mutluluktan ağladım galiba. İçime öyle bir huzur doldu ki bu evde. Çok mutluydum. Sanki ablamın kurtulacağına emin olmuş gibiydim. Mindere doğru oturduktan sonra Allah'ım sana şükürler olsun. Rabbim sana şükürler olsun diyerek dua ediyordum. Kapı açıldı. Avdü sesini giymişti. Haydi evladım çıkalım dedi. Dışarıya çıktığımızda bir arabayla beraber o adam bekliyordu. Adama doğru baktığımda sürekli tedirgin olduğumu anladı. Merak etmeye korkma ondan. İyi insandır iyi insan. Sadece ilk gördüğün insan değildi dedi. Ne ne ne? Nasıl yani diyerek şaşkın şekilde ona doğru döndüm. Gülümsedi haydi bin bin dedi. Arabaya bindikten sonra da devam ettik. Otogara geldik sonrasında da biletleri aldık. Adam sonrasında döndü. Otobüse bindik. Gece olmadan evin önündeydik. Evin kapısını çaldığımda annem koşarak gelip açtı. Direk olarak kadına baktı. Buyurun ablacığım. Gelmedi mi hoca diyerek annem tabii ki sordu. Hocayı erkek bekliyordu. Açıkçası ben hiç şaşırmamıştım nedense. Yardım umuduyla gittiğim için olsa gerek. Benim ben yardım edeceğim dedi. Hoş geldiniz kusura bakmayın. Genellikle hocalarımız erkek olunca bir kadın hoca görünce insan tabii ki de direkt anlayamıyor. Buyurun lütfen buyur ablacım dedi. İçeriye doğru girdikten sonra hiçbir yere bakmadan arka odaya doğru yürüdü. Eliyle koymuş gibi. Kapıyı açmadan önce kapının önüne gelip kapıya doğru ellerini koydu. Ah yavrum diyerek çekti. Sonrasında da bir bardak su alabilir miyim dedi. Annem suyu getirdiğinde çantasının içerisinden birkaç tane bitki tozuna benzer şeyi suyun içine doğru attı. Besmele çektikten sonra yere doğru çömelip içti. Bardağı uzattı. Sadece çocuk gelse olurum. Siz lütfen içeride bekleyin dedi. Annem tabii ki diyerek geçti salona doğru. Hoca kapıyı açtı. İçeriye doğru girdik. Sonrasında da direkt ablamın yanına doğru ilerledi. Ablamın başına doğru elini koydu. Ateşi oldukça var. Sadece birkaç cinniden oluşan bir büyüyle gelen cinniler değil. Taife olarak gerilmiş. Zuzular, Cühenna. Hepsi burada. İnsanlardan nefret eden ne kadar cin kabilesi varsa evin etrafını sermiş. Ne yapabiliriz hocam? Elimizden bir şey gelebilecek mi diyerek sordum. Çok da sıkmak istemiyordum ama merak ediyor insan. İnşallah edeceğim. Allah'ın izniyle her şey makbuldür. Arka tarafa doğru gidelim. Evin arkasına dedi. Dışarıya çıktığımızda ise yanlış görmediysem karanlık da mı oradan sanki? O ayrılın. Bizi otogarı bırakan adam sanki sağa doğru ilerledi. Durdu öylece. Oraya doğru baktı. Sonrasında da sen burada iki 3 dakika kadar bekle. Ben seni çağıracağım dedi. Tamam hocam tabii ki dedim. Kendisi bahçenin arka tarafına gittikten sonra yan tarafta dururken Hocanın sesini duyunca direkt oraya doğru ilerledim. Bizim arka tarafta büyük ağaçlar vardı. Zamanında dedemler dikmiş. Ceviz ağacı, incir ağacı, bir tane de dut ağacı vardı. Ama dut ağacı uzun zamandır dut üretmiyor. Hastalanmış mı ne ağaç? Kestirmek için belediyede başvurmamıştık. Arka taraftaki incir ağacının yanında duruyordu. Yanına doğru ilerlediğimde incir ağacına şimdi elini dokunacaksın. Sonrasında arkanı dönmeni isteyeceğim. Aynı kandan birinin bunu yapması gerekiyor. Annen bunu kaldıramayacak kadar yorgun ve bitkin göründüğü için onun evde kalmasını istedim. Metanetli olman gerekiyor. Göreceklerin, akıl sır Adem Ademoğullarının görebileceği şeyler değil. Sadece bir süreliğine göreceksin. Gördüklerini bana aktarıp sessizce susacaksın. Tamam mı dedi. Tabii ki hocam. Tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra elini incir ağacına koydu. Aynı şekilde ben de koydum. Sonrasında sol elini kaldırarak gözümü kapattı. Yaptığı okumalardan sonra elini gözümden çektiğinde gözümü açtım. Yavaşça arkanı dön. Sakin ol. Kaçmamaya çalış. Korkacaksın. Ama kesinlikle kaçmamaya çalış dedi. Başımı tamam şeklinde salladım. Yine odadaki gibi soğuktu. Ağzımdan nefes alırken duman çıkmaya başladığında garip bir şey göreceğimin farkındaydım. Geriye doğru döndüğüm sırada yüzüme direkt aşağıya doğru çevirip gözlerimi kapattım. Dizlerimin bağı çözüldü resmen. Yere doğru düşecektim az daha. Korkmak mı? Bu korkmak değil. Kalbim o kadar hızlı atıyor. O kadar titriyorum ki. Sanırım biraz sonra kalp krizi geçirerek öleceğim. Hoca omuzlarıma doğru elini koydu. Bakman gerekiyor. Bakıp bana neler olduğunu söylemen gerekiyor dedi. Haydi haydi Halil dedi. Sonrasında gözlerimi açarak yavaşça baktım. Babam ortalarında her tarafı parçalanmış şekilde öylece duruyor. Yanında o siyah varlıklar. Etrafı sarılmış. Sanki ablamın gördüğü ilk rüyadan sonraki geçtiği rüya gibi. Anlatmaya başladığımda hemen arka tarafımdan gözümü kapatarak çenemi tuttu abla. Geriye doğru yatırdı beni. Toprağın üstüne yattığımda kilitlenmiş gibiydim ne ağzımı ne dilimi ne de vücudumda herhangi bir uzun oynatamıyordum. Sonrasında gözümü tekrardan kapatıp okudu. Yavaşça kendime geliyordum ama oldukça bitkindim. Tamamdır evladım. Yeterince bana yardımcı oldun. Kaldırdı beni. Destek olur şekilde içeriye doğru soktu. Salonun kapısını açtığımızda annem ayakları hemen yanıma geldi. Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Dış kapı açıldı. Çıkmayın dediğiniz için çıkmadım. Ne olduğunu bana söyleyin lütfen dedi. Birazcık metanetli olmanız gerekecek. Söyleyeceklerim maalesef tamamıyla doğru. Bir yanlışlık olmasının imkanı yok. O yüzden hazırlıklı olun dedi. Annem de ben de şaşkın şekilde hocaya doğru bakıyordum. İçimde korku vardı zaten ama ne olduğunu da öğrenmek istiyordum. Büyüyü yaptıran kişi maalesef rahmetli işiniz dedi rahmetli işimi diyerek anneme kal geldi resmen. Etrafa doğru öylece bakılırken bir anda öne doğru düştü. Son anda tuttum. Bayılmıştı. Hocanın gözünden direkt yaş süzüldüğünü fark ettim. Sol yanağından yavaşça cenizle doğru giderken sildi. Bir bardak su getir annene. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başını dizine doğru aldı. Sonrasında da okumaya başladı. Annem yarım saat kadar sonra anca gelebildi kendine. Doğruyu söylüyorsunuz değil mi? gerçekten eşim mi? Ama neden? Neden kendi kızına büyü yaptırsın? Neden yaptırsın diyerek soruyordu. Bunu öğreneceğim. Öğrendikten sonra da büyüyü bozmaya çalışacağım. Büyünün yerini bana fısıldadılar. Yerini biliyorum. Şu anda bu evde bulunuyor. Bu evde mi? Nasıl olur? Böyle bir şey olsa kesinlikle bilirdim. Yani en azından eşim böyle bir şey yapıyor olsa ya da getirse. Siz olmadığınız bir gün yukarıya doğru baktı. Çatı katı mı? Çatı katında mı? Hemen alalım hocam dedi annem. Öyle kolay değil. Büyünün nedenini öğrenmeli ve bozarken buna göre hareket etmeliyim. Arka tarafa doğru beraber ilerledik. Annem de gelmişti. Ablam kendinde gibiydi ama aslında değildi. Böylece saçları öne doğru düşmüş şekilde yatakta oturuyordu. Elleriyle yatağı tutuyor. Yanına doğru ilerledikten sonra benimle konuşabilirsin. Korkmana gerek yok. Sana zarar vermeyeceğim dedi. Hocadan korkuyorlar mı? Ama diğerleri sürekli olarak küfürler edip hakaretler ediyordu bize. Sanki Halime Hoca onların üzerinde büyük bir etki bırakıyordu. Sessiz bir şekilde başını kaldırdı ablam. Halime Hoca'ya doğru bakarak senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var diyerek birkaç defa sordu. İşimin siz olduğunu biliyorsunuz. Ve sizler her zaman Adem oğullarının üzerinde olduğunuz sürece son nefesimi verene kadar ben de sizlerin üzerinde olacağım. Şimdi söyle bana. Kıza neden büyü yaptı? Öz ve öz babası neden büyü yaptı dedi. Gülmeye başladı. Kıkırdar şekilde güldükten sonra başını kaldırıp dilini dışarıya doğru çıkardıktan sonra kendine tokatlar atıyordu. Sanki birinci hala yerinde değil gibi alay edercesine hareketler sergiledi. Miranda hocaya doğru kalkıp saldırmak istediğinde hocanın boğazına doğru ellerini koydu. Sonra da seni öldüreceğiz, seni alacağız dediği anda yukarıdaki yeni taktığımız ampuller bile patladı. Sonrasında kapılar hızlıca kapanıp açılıyordu. Annemle korkuyla beraber köşede kala kaldık. ''Hocam, hocam Halim'e hocam'' diyerek seslendim. Elini sadece durun şeklinde kaldırdı. Çok sakin bir şekilde bakıyordu ablamı. Ablamın anına doğru elini koyduğunda bir şeyler okudu ama okumak da kalmadı galiba. İçerisi öyle soğudu ki resmen soğuktan titremek zorunda kaldık. Arka taraftaki pencerelerin çatlaklıkları yere doğru dökülmeyle bitti. Ablam ise bütün birincini kaybetmiş şekilde yere doğru yığıldı. Ensesinden tuttuktan sonra kucaklayarak yatağa doğru kaldırdı. Yatağa koyduğunda ya söylersin ya da diğerleri gibi olursun dedi. Karnına doğru yumruğunu bastırır şekilde bastırdı. Ablam kıvranmaya başladı. Kulağını yavaşça ona doğru eğdiğinde başını hafifçe salladı Halime Hoca. Sonrasında da karnından elini çektiğinde ablan bilincini kaybetti. Sadece gözleri hafif şekilde çıkmış gibi beyazlıkları gözükerek yan tarafa doğru yattı. Yukarıya çıkabileceğimiz bir yer var mı dedi. Annem tabii ki var. Hemen getiriyorum diyerek yan tarafa doğru gitti. Açılan merdiveni getirdik. O işler için kullanıyorduk. Yukarıdaki tavanı açtığımızda yukarıya doğru beraber çıktık. Destek oldum ona ön taraftan. Yukarıya çıktığımızda iğrenç bir kokunun olduğu yer vardı. Bu bizim eski sobaydı. Her tarafı tuzlanmış, sonrasında da üst tarafına doğru resmen kapatılmış şekilde duruyordu. Poşeti hafifçe açtığında bile koku iğrenç şekilde yükseldi. Sobanın o kapağını açtığında ise öne doğru yığıldı her şey. Etler, hayvanların derisi yüzülmüş şekilde kafa tasları. İğrençti. Gözlerinin üstüne iğneler yapıştırılmış ve kağıtlar. Hoca büyük bir dikkatlilikle onları aldı. Sonrasında da bir poşetin içine doğru topladı. Buradakileri de sonrasında çöpe atarız dedi. Yine destek olarak aşağı indirdim onu. Salona geldiğinde vesvere çekerek yavaş yavaş kağıtları açtı. Anneme doğru baktı. Fatih kim diyerek sordu. Fatih arkadaşıydı, yakın arkadaşıydı. İkisinin de kalbi bendeydi. İkisi de bana talip oldu ama ben eşimi tercih ettim. Fatih denilen kişi kocana büyü yapmış. Kocana cinler musallat olmuş akli benliğini yitirmiş. Sana olan takıntısı yüzünden, kocana yaptığı bu büyü yüzünden de, kocana gelen vesveselerden, kız çocuğu, yani ilk çocuğun ondan olduğunu zannetmeye başlamış. Ve bu hayattan gitmek için de ona bir şans sunmuşlar. Kızı öldürürüz, senin de elin kana bulanmaz, ona büyü yapabilirsin diyerek vesvese vermişler. Maalesef kocan, akli benliğini tamamen vesveseye verdiği için büyü yapmış. Büyü yaptıktan sonra da onu boğmuşlar. Boğduktan sonra da canı maalesef büyü yüzünden gitmiş. Büyüye kendini adak etmiş olmuş. Bu büyü bozulur mu peki hocam diyerek annem yıkılmıştı. Büyüyü bozacağım. En başından beri birbirine bağlantı olan bu büyüler bozulmuş olacak. Ama en kötü şey şu. Kız çocuğu gördüğü rüyalardan dolayı büyü yapanı da yaptıranı da biliyor. Yani babasının evet diyerek başını salladı Halime Hoca. Sonrasında da büyüyü bozmaya başladı. Uzun uğraşlar okumalar, yazılan kağıtlar. Tek tek bazı kağıtları da yaktı. Sonrasında o yukarıdan çıkardığımız etleri arka taraftaki incir ağacına doğru gömdük. İncir ağacını gömmek için açtığımız o delikten abımın bıraktığı kağıtlar bile çıktı. Onları da bozduktan sonra yaktı. Ablam iki üç gün kadar verinsiz şekilde öylece yattı. Ara sıra uyandığında zorla çorba içerip su içerdik. Kendine geldiğinde ablam konuşmuyordu. Halime Hoca bir süreliğine benim yanımda kalırsa iyi olur dedi. Ablamı Beze'ye götürdü. Buna çok güvenli şekilde izin verdik. O olmasaydı belki de ablam hiç olmayacaktı. Öyle düşünüyorduk. Allah razı olsun hiç habersiz bırakmıyordu. Her aradığımızda ablamla ilgili bilgiler veriyor. Hatta ablam da ses veriyordu. İlk haftalarda çok konuşmasa da ikinci hafta konuşmayı üçüncü hafta sanki normale dönmüş gibiydi. Ben de namaza başlamış Rabbime dua ediyordum. Şükrediyordum Rabbime. Bir akşam annem Kur'an-ı Kerim okurken kapı çaldı. Ben bakarım diyerek kalktım. Kapıyı açtım. Arkası dönük. Türbandı bir genç kız hayırdır kimsiniz diyerek sordum. Döndü, ablam yüzü gülüyor. Kardeşim diyerek bir anda sarıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Sıkı sıkı sarılıp ağlamaya başlayınca da annem de aynı şekilde geldi. Sonrasında sarıldı. Üçümüz de ağlayarak öylece çökmüştük kapının üzerinde. Annem nasıl geldin, nasıl yaptın diyerek sorduğunda, amcayla geldim diyerek döndüğünde, at arabası süren amcamı diyerek sordum. Evet ama nereye gitti anlamadım diyerek yola bakıyordu. Ben nereye gittiğini çok iyi biliyorum. O kesinlikle Halime Hoca'nın yanındaki Müslüman cinlerden biriydi. Bana da aynı şekilde görünüp sorduktan sonra kaybolup kapıyı açmıştı. Belki de eski kocasının, oğlunun, bilemem neyin görüntüsünü yaptığını. Ama onun kesinlikle Halime Hoca ile beraber insanlara yardım ettiğini biliyordum. Rabbimize şükürler olsun ki ablam bu beladan kurtuldu. Evimizde artık mutluluk vardı. Babamın vesvese yüzünden cinnet geçirip belki de boşluğa düşerek büyü yaptırmasından dolayı annem ona kırgın da ama her şeyin başı olan o Fatih denilen adam çok süre geçmedi. Köyden ölüm haberi yayılmıştı. Yapan ettiğini buldu. Bir masumun belki de canına mal oldu babamın. Ablamın da canına mal olacakken Halim'i ucu durdurdu. Allah razı olsun ondan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.